Merhaba arkadaşlar, ben Gaziantep'ten Küşlemeci Mehmet Usta'dan Yunus. Dediğim gibi her hafta pazartesi günü saat 4'te yeni bir videomuz oluyor. İzlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Lütfen kanalımıza abone değilseniz sizden rica ediyorum, abone olmayı unutmayın. Bugün sizler için köfteli yoğurt çorbası hazırlayacağız. Malzemelerimiz ne? Onları da söyleyeyim. Kilogram yağsız kıymamız var, süzme yoğurdumuz var, soğanımız var. 2 su bardağı süt kullanacağım. Tereyağımız var. Kekik, karabiber ve tuz kullanacağım. İsterseniz önce kıymadan başlayalım. Daha sonra soğanımı yağda kavurduktan sonra etimi ilave edeceğim. Suyla pişireceğim. Daha sonra yoğurdumu, karışımımı sütle birlikte üzerine ilave edeceğim. Şimdi etimi şöyle kabıma boşalttım. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz attım. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Bir yemek kaşığı kadar un. Şimdi ben bunu yoğurduktan sonra küçük küçük kendini ufak olacak şekilde yuvarlayacağım. Yemeğimize hazırlayacağız. Büyük olmaması lazım çünkü çorba gibi olacağı için küçük olması lazım. İyice yoğurduktan sonra hazırlayalım. Şimdi etim hazır. Karıştırdım. Şu şekilde. Şöyle küçük küçük olacak şekilde bunu alıp yuvarlama şeklinde küçük küçük köftelerimi hazırlayacağım. Şimdi köftelerimi hemen hemen bitirmeye yaklaştım. Öyle. Önce böldüm, sonra tek tek hepsini yuvarlak bir şekilde ayarladım. Şimdi bundan sonraki aşamada sosumuzu hazırlayacağız ve soğanımı yağda örselemem lazım, ama önce bir rendede soğanımı kazanıma rendelemem lazım. Zeytinyağı ile birlikte biraz kavuracağım. Daha sonra etimle birlikte kavuracağım. En son suyumuzu ilave edeceğiz ve en son sosumuzu ilave edip güzel bir sunum yapalım. Kazanımı aldım. Bir tane soğanımı ikiye kestim. Rendemi aldım. Soğanımı rendeleyeceğim. Zeytinyağı ile kavurup daha sonra içerisine etimi ilave edeceğim. İyice örselemem lazım. Zeytinyağı ile birlikte. Şimdi soğanımız hazır. Soğanımı ocağıma bıraktım. İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim. Birlikte pişerken bu arada diğerinin içerisine koyacağımız malzemelerimizi ayarlayalım. 2 bardak süt koyacağım. 2 bardak sütümüzü boşalttım. 2 yemek kaşığı kadar yoğurdum. Yoğurdumu içerisine bıraktım. Bir yemek kaşığı kadar un. Üçünü bir iyice karıştıracağım. İyice karışması lazım. Bu ara soğanımız da hemen hemen hazır. Hafif pişirdim soğanı. Şöyle göstereyim. Biraz da etimle birlikte pişireceğim. Daha sonra suyunu ilave edeceğim. Biraz renkleri solmaya başlayınca suyumuzu
ilave edeceğiz. Yalnız kaşığı dikkatli vurmamız lazım. Ezmememiz için. Bırakalım. Sosunu ayarlayalım iyice. Sosumuz hazır. Etimizin, soğanımızın pişmesini bekleyeceğiz. Suyunu da ilave ettikten sonra kaynaması lazım, iyice pişmesi lazım. En sonunda yalnız kesilmemesi için önce karıştıracağız. En son içerisine sosumuzu en son ilave edeceğiz. Şimdi etimiz hazır olmak üzere. İçerisine dediğim gibi suyunu koyacağız. En sonunda sosumuza, en sonunda tereyağımızı ilave edeceğiz. Özellikle şunu da belirteyim. Etimiz çok yağsızdı. Hemen hemen %10 yağlı diyebilirim. Çünkü yağlı olursa kesinlikle pişiremezsiniz. Hepsi dağılır. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Şöyle de göstereyim. Hemen hemen kendi şeyini buldu. Şimdi ben bunun üzerine suyunu ilave edeceğim. Bir litre ben su ilave ettim. Bu kaynadıktan sonra en son dediğim gibi yaptığım sosumuzla birlikte güzel bir sunum yapalım. Nane de kullanabilirim ben buna ama ben kekik kullanacağım. İsterseniz nane de kullanabilirsiniz en son aşamaya. Tamamıyla size kalmış. Yoğurdumuzun kesilmemesi için biraz suyu hafif hafif ilave edip en son birlikte karıştıracağız. O da ince bir detay, onu da buradan sizlere paylaşacağım. Şimdi hazır. Şöyle bir bakalım. Çok güzel gerçekten kokular gelmeye başladı. Şöyle göstereyim köftelerimi. Şimdi burada da ince bir detay var. En riskli bölgesi, yani şeyimizin kesilmemesi için azar azar yoğurdumun kesilmemesi için ilave ediyorum. Yoğurdumu ılıtıyorum. Bir anda dökersem kesilebilir. Yoğurdumun ılıması lazım. İyice ılıttıktan sonra hepsini beraber karıştıracağım. Biraz ılıdı yoğurdum. Sürekli karıştırmam lazım. Yemeğimin de altını kapattıktan sonra şimdi kalan karışımımı yaptı, ılıttığım yoğurdumu koyduğum yerde de tekrar karıştırarak koymalıyım. Kesilmemesi için. İyice karıştırdım. Gerçekten çok güzel oldu. Yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. En son aşama, tereyağımı da içerisine bırakacağım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Bununla birlikte karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı kekiğimi de üzerine bırakıyorum. İsterseniz bunu iki de yapabilirsiniz. Nane, dediğim gibi nane de kullanabilirsiniz. Ben tercihimi kekikten yana kullandım. Tamamıyla şimdi yemeğimiz hazır. Şöyle bir göstereyim. Tereyağım deriyor. Şunu da göstereyim. Karıştırdım. Gerçekten çok güzel oldu. Bırakayım. Yemeğim gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi her hafta bir yeni videomuz oluyor.
Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yolunuz Gaziantep'e düşerse Gaziantep'te bizim meşhur bir yerimiz var. Kızılay Kan Merkezi karşısında Küşlemeci Mehmet Usta'ya mutlaka beklerim. Şimdilik hoşça kalın.